Hoş geldiniz hepiniz. Özlem Kahramaner, ArcSigner Genel Müdür Yardımcısı ve kurucu ortağıyım. Biraz aslında müşteri deneyimi tarafında geldiğimiz son noktaları, teknolojinin özellikle fintechlerle başladığımız, müşteri deneyiminde neler yaşadığımızı, dijital müşteri deneyimi derken aslında hangi tool'ları kullandığımızı, peki dijital müşteri deneyiminde asıl önemli olanın fayda kelimesi çok sihirli bir kelime. Bu tool'ları kullanırken biz hangi faydaları sağlıyoruz? Peki artık karşımızdaki insan bir kişi mi yoksa dijital bir insan mı? Yani biz dijitalle dijitali nasıl buluşturuyoruz ve buradaki müşteri deneyimini nasıl yakalıyoruz? Biraz bunlardan bahsedeceğim sizlere. ArcSigner olarak aslında uçtan uca biz bir savunma sanayi firmasıyız. Dijital kimlik doğrulama, kimlik tespiti ve elektronik imza alanlarında uçtan uca bir deneyim sağlıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de BTK'nın kuruluşu olan elektronik sertifika hizmet sağlayıcıyız. Aslında bu deneyimleri, yani dijital güvenlik oradaki yol haritamızı belirlerken hiç yolumuzdan şaşmadık ve odaklandık. O yüzden de kendi odaklandığımız bu alanda hem yazılım hem de donanım ürünlerimizi geliştirdik Türkiye'de. Haberleşme teknolojileri kümelenmesi ve siber güvenlik kümelenmesi üyesiyiz. Globalde de özellikle oradaki regülasyonları takip ediyoruz ve aslında biz bu regülasyonlarla birlikte o tool'ları vererek farklı sektörlerde, bu sağlık olabilir, bankacılık olabilir, bu tool'larla birlikte müşteri deneyimlerini üst düzeylere çıkartıyoruz. Özellikle New York tarafındaki ofisimizde şu anda dijital varlıkların kriptolara dönüştürüldüğü, NFT'lere dönüştürüldüğü, bu NFT'lerle birlikte kripto varlıkların elde edilebildiği ve teminat olarak gösterebildiği Archemis platformumuzu şu an Amerika tarafında, New York tarafında aslında yavaş yavaş oradaki marketing fit tarafında konumlandırmaya başladık. Bu 10 milyondan fazla kullanıcıdan bahsediyoruz burada. Özellikle sağlık sektöründe ilk önce hangi faydayı sağladık? Doktorlarımıza, sağlık sektörümüze bir fayda sağladık. İlk önce reçeteleri sahada, dijital ortamda imzalattık. Peki bu ne sağladı? Vatandaşın reçetesine ulaşmasını, hastaneye gitmeden raporunu almasını, biz bir taraftan hem kuruma fayda sağlarken bir taraftan karbon izi çatısı altında yaklaşık 5 yıldır 10 milyondan fazla sahada reçeteleri imzalatmaya başladık. Özellikle ürün gruplarımız, 14 farklı ürün grubumuz var. Kendi içerisinde on-prem ve cloud, SaaS satışlarımız var. Hem donanım hem yazılım çözümlerimizi görüyorsunuz burada. Biz bütün gücümüzü müşterilerimizden alıyoruz ve biz müşteri deneyimiyle ve o referanslarla birlikte satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Özellikle bu large account müşterilerimiz, bankalarımız, yani büyük montan, işte Ziraat Bankası gibi vesaire 48 milyon açtığımız, aynı anda sahaya indirdiğimiz uygulamalarımız var. Özellikle kamu kurumlarına dikkat ediyorsunuz. Kamu kurumlarında da çok önemli bir tool'u veriyoruz orada. Hiçbir bağımlılığı olmayan bir e-imza kütüphanesi veriyoruz. Hiçbir şey indirmelerine gerek yok. Tak çalıştırıla çalışıyor. İster Mac'de alsın, ister iOS'ta alsın, ister işte tabletinde atsın. O artık o e-imzadaki o bağımlılıkları kaldırdığımız için biz buradaki müşteri, kamudaki müşteri deneyimini de arttırdık. Şimdi biz aslında ne yaptık? İlk önce bir onboarding diye bir şey duyduk bankacılık sektöründe. Kimlikleri dedik, dijital bir hale getirelim. Bunlar çünkü çipli kimlikler, 7 katmandan oluşuyor, her katmanda okunabilen verilerimiz var. Peki biz bunları yerinde ve uzaktan nasıl bir doğrulama aracı haline getireceğiz? Çünkü 3 kural var. Kural şu, ne yaparsanız yapın, 3 şeyi bilmeniz gerekiyor. What you have, what you know, who I am. İstediğiniz kadar iletişmek için bunlardan two factor dediğimiz, duyduğumuzsunuzdur. Two factor authentication. Yani ben neyi biliyorum, neye sahibim ve ben kimim?
bu özellikleri almanız gerekiyor. Biz buradaki gücümüzü nereden aldık? Fiziksel kimliği, dijital kimliğe geçirerek aslında ilk önce bir login sağladık. Yani karşınızdaki kişi kim? Hizmet veren kim? Hizmet alan kim? Sadece hizmet alan değil, hizmet vereni de burada aslında arka tarafta logluyor olduk. Ve farklı kanallara girdik. Hangi kanallar? Mobil kanallar, internet kanalı. Yani sadece bankacılık olarak düşünmeyin lütfen. E-ticaret de var. Yani hepsi burada grubu hem sahada, hepsi jette ürününü dağıtırken kullanıyor bu ürünü. Hem de uzaktan müşteriyi yeni müşteri edinirken kullanıyor. Şimdi buradaki özellikle ürünlerimizi hem finans hani burada sağlık ve bankacılık ve e-ticaret tarafında artık ne oluyor? Ürün unikleşiyor ve sahaya iniyor ve stabilleşiyor. Yani globale çıkmanız için ilk önce kendi ülkenizde ürünlerinizi bir noktaya getirmeniz gerekiyor. Evet, şimdi biraz LiveOut'tan bahsedeceğim. Bu çok önemli bir ürün, çok duyuyorsunuz. Uzaktan kimliğin ön yüzü, arka yüzü, bir fotoğraf eşleştirme var. Ama konu bu kadar basit değil. Çünkü dünyada ICAO standardına uygun 193 ülke var. Sadece kimlikleri okuyarak bu işi yapamayız. ICAO standartlarına uygun 193 ülkenin pasaportunu OCR ve NFC yapmanız gerekiyor. Ve arka tarafta da yapay zeka algoritmalarını çalıştırmanız gerekiyor. Neden? Burada müşteri deneyimini yakalıyoruz. Eğer standart bir SDK yani uygulama kullanıyorsanız Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını okuyamazsınız. Ve başarı oranınız %20'de kalır. Çünkü Türkiye'ye özelleştirilmiş TC kimlik kartlarının üzerinde alanlar var. Özellikle MRZ seyahat alanları üzerinde İ harfi, O harfi, Ü harfi gibi Türkiye'ye özel nüfus vatandaşlık işlerimizin verdiği özel alanlar var. Standart bir kütüphaneyle bunu yaptığınız zaman siz müşteri kaybedersiniz. Bu müşterini nerede kaybettiniz? Hangi noktada giremedi içeri? Nerede MT'ye bağlanamadı? Bunların hepsinde logluyor olmanız lazım. Biz burada işte şunu yapıyoruz. Her ülkeye özel Identity Pass dediğimiz her ülkenin pasaportunu ve ID kartlarını bir kere orada arka tarafa öğretiyoruz. O yüzden BDDK'ya bildirilen ilk başarılı ve başarısız oranları 2020-2021 yıllarında %97.6 idi. İşte bizim 10 bankamız ilk 10'daydı. Sebebi de şuydu, arka tarafa biz Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını öğrettik. Ve o yüzden ne yaptı? Aslında yeni müşteri edinimi gibi de bir derdi yoktu. Zaten 48 milyon müşterisi var. Ama mevcut müşterisine hizmet verebiliyor oldu. Şifre parolama unuttum işlemlerinde kullandı. İşte e-ticaret platformları bunu kullandı gibi gibi. Yani burada arka tarafta yoğun bir ekip var. Yaklaşık 110 kişilik bir ekibiz. Burada da işte biraz video göstereceğim ben size. Yani biz bu müşteri deneyimini yakalarken, bakın burada bir OCR yapılıyor şu anda. OCR yapılırken bu alanlar okunuluyor ve anlamlandırılıyor. Sahte bir kimlik mi? Klonlanmış bir kimlik mi? Çünkü ilk yaptığımızda 6 kimlik kartından biri sahte girdi içeriye. Çünkü atak neredeyse biz ne yapıyoruz? KYC, AML süreçleri diyoruz. Ve bu kritik dataları burada yine şeyle bankalarımızla birlikte çalışarak onları bu regülasyona uyumlatıyoruz. O yüzden de bu çalışmaları yaparken ataklar bize ilk önce bankadan yapılıyor. Sonra biz yapıyoruz. Savunma sanayi firması olduğumuz için bu özellikle fraud ataklara karşı uzmanlığımız var ve fraud ataklara karşı koruyoruz. Yani ilk önce güvenlik. Güvenlikten sonra müşteri deneyimi ve arka taraftaki kolaylığı sağlıyor oluyoruz. Bakın burada çok basic bir şekilde, bunu çok görmüşsünüzdür, herkes yapar bunu ama arka tarafta bu işin uzmanı olmanız gerekiyor. Burada da ciddi işte bir müşteri deneyimi yakaladık. Pasaportlar, dünyanın neresinde olursa olsun o pasaportu OCR yapmanız gerekiyor, okumanız gerekiyor. Ve bu süreler şöyle, yani siz 10 saniye geçtiğinizde problem oluyor. 10 saniye sonra niye okumuyor diyorsunuz. Avrupa'da bir vatandaşa 10 saniye sonra okutturduğunuzda bir problem yaşamazsınız. Ama coğrafi olarak bizler banka hesabımızdan bir yere geçtiğinde görmediğimizde aynında o saniyede bir şey mi var hesabımda deriz. O yüzden de bu süreler bizler için yani Türkiye'de özellikle bankacılık sektöründe çok değerliydi. Biz de bu süreleri yakaladık. Bununla birlikte ne yaptık? İşte biyometrik imzanın yine
kendi ülkemizde yasaklı alana alınmasıyla beraber, biliyorsunuz yasaklı alana alındı artık biyometrik imza. Çünkü bu datalar nüfus vatandaşlık işleri, kolluk kuvvetleri gibi birimlerde tutulması gerekiyor veriler. Veriler tutulmadığı için, third party yerlerde tutulduğu için bu veriler de maalesef bir bomba ve bunlar da çıktı dışarıya ve bunlarla sahte çek ve senetler imzalatıldı. Ve Adalet Bakanlığımız bununla uğraştı. O yüzden de kökten burayı bir kapattı. Kapattıktan sonra da yerine bir çözüm tanımladı. Dedi ki ben artık bunu kimlikle yapacağım. Gelen kişi simini alırken operatörde gelecek kimliğini okutacak. Sonrasında o tablette çıkan o sözleşmeyi kendisine ait olup olmadığını ispat edeceksin. O da görecek, bana ait bir sözleşme diyecek ve kimliğiyle bunu imzalayacak. Normalde siz bir operatöre gittiğinizde 20 dakika, 30 dakika, yarım saat süren bu süreç şu anda 1 dakikaya indi. Biz nasıl yakaladık bunu? Yerinde, uzaktan yapmıştık zaten. Burada işte bakın combo cihazlar bunlar. Burada Beylikdüzü'nde üretiliyor. Çiplerini, dizgileri de burada yapılıyor. Yine NATO kliransları olan bir alanda üretiyoruz bunları. Ve şu anda 81 ilde 26 bin kimlik doğrulama noktasındayız. Bu cihazların hem maliyetlerini düşürdük. Yani yurt dışından geldiğinde işte 1000 dolar civarı, 900 dolar olan bu cihazların rakamları inanılmaz düştü. Ve biz bunu sahaya da yayabildik. Hem pasaport okutuyorsunuz bu cihazlarla hem de kimlikleri okutabiliyorsunuz. Ve o sözleşmeleri de bu kimliklerle imzalatabiliyorsunuz. Burada da çok ciddi bir müşteri deneyimi elde ettik. 3 ay içerisinde Türksat tarafında kablo TV'de E-Devlet'ten giren kişi sayısı 300. Bizim kanaldan giren sayısı 3600. Çok ciddi bir müşteri deneyimi yakaladık. Mesela Basic burada bir örnek. Türk Telekom'da şu anda kişiler sim almak istedikleri zaman artık tamamen dijitaller. Hiçbir şekilde kağıt imzalamıyorlar ki ortada. Yani biz aslında bir karbon izi projesi yapıyoruz burada Türkiye olarak. Yani niye gene neyi sağladık? Fayda sağladık. Fayda sağlayabiliyorsanız siz o müşteri deneyimini, dijital müşteri deneyimini en üst düzeylere çıkartabiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi şimdi bakın kendisine ait bir sözleşmeyi imzaladı. Ama okudum onayladım demedi. Okudum onayladımın arka tarafı boşsa o okudum onaylamadığımın hiçbir anlamı yok. Ne yaptık burada? İçerisinde bizim TC kimlik kartlarımız 10 yıl geçerlidir. İçerisinde 10 yıl geçerli bir sertifika vardır. Public key vardır içerisinde. Oradaki anahtarlarla birlikte imzaladık aslında bunu. Şimdi yeni bir dönemde tekrar bir tebliğ çıktı, karşınıza çıkacak. 25 Haziran'dan sonra bankalar denetime giriyor bu anlamda. Uzaktan siz KYC sürecine girdiniz ya da TÜZEL'den geldiniz, TÜZEL'i de bitirdik şu anda. Ya da TÜZEL'den geldiniz ve size bir sözleşme gönderildi bankadan. O sözleşmeyi imzalarken artık mobil cihazlarınız sizin, yani bu security signing device'a çevirdik. Sizin cihazlarınızı. Artık mobil cihazlarınızın, telefonlarınızın üzerinde anahtar çiplerini üretebiliyoruz. Advanced Electronic Signature dediğimiz, AES dediğimiz eIDAS standartlarında bir imza atacağız. 25 Haziran'dan sonra. Siz o sözleşmeyi imzaladığınızda sizin adınıza sertifika oluşturulacak mobilinizde. Arka taraftaki güvenlik kriterlerini, topolojilerini şu an bankalarımız sizler için yani vatandaşımız için hazırlıyor. Artık neye geçtik? Geleneksel bankacılıktan dijital bankaya geçtik. Dijital bankaya geçerken bunlar birer köprüdür. Çünkü şubesiz bankacılık diyoruz. Sonra servis bankacılığına geçtik. Sonra ödeme kuruluşlarımız geldi. Yani günün sonunda müşteri deneyimini elde ederken ödeme yapıyorsunuz. Ödeme yaparken de mutlaka bu KYC AML dediğimiz süreçlere yakalanmamak için kuruluşlar kendilerini korumak zorunda. Ve askeri bu tool'ları almaları gerekiyor. Yani bu tool'ları kullanmaları gerekiyor. Yani o KYC sürecinde mesela bir atak oldu ve siz o kimliği, sahte bir kimliği geçirdiniz. Yandınız. Yani ilk önce güvenlik, dediğim gibi sonra müşteri deneyimini elde edeceğiz burada. Evet, imza çözümlerimiz var. Biz burada da çok aslında farklı düşündüğümüz için, yani biraz daha inovatif düşündüğümüz için burayı da farklı bir hale getirdik. Bir kredi kartı sistemi yaptık imzayı. Böyle aylarca kurulan, entegre edilen bir çözüm değil artık elektronik imza kütüphaneleri. Yaklaşık yarım saatte
kurumunuzun ya da şirketinizin tüm uygulamalarını e-imzalı hale getirebileceğiniz servisler yazdık. Yani müşterilerimizin yazması gereken kodu biz yazdık. Neden? Ara servis kodlarını. Çünkü kimse 5070 sayılı kanunu bilmiyor. Bilse de dedike kaynak ayırması lazım. Dedike kaynak ayıramıyor. O zaman dedik ki tamam, biz burada bir şey yapalım ve oradaki servisleri yazalım. Bir kredi kartı sistemi gibi olsun. Bu uygulaması içerisinde imzala dediğinde kendi servisi açılsın, ister on-prem ister cloud. Servisi açılsın, imzalama işlemi gerçekleşsin, geri dönsün. Ya da aynı anda 1 milyon tane imza dağıtacak mesela ÖSYM. ÖSYM'ye arka tarafa bu servisleri kuruyoruz. Aynı anda 1 milyon tane imzayı basıyor. 10 milyon tane imza buradan işte imzalanan belgeler geliyor. Bunları doğruluyor. O tarafa da bir arka taraftaki servisleri kurduk. Burada da çok ciddi bir müşteri deneyimi. Yani yine vatandaşa hizmet yaptık ve fayda sağladık. Özellikle şunu yaptık. Satın alma 4.0'a geçerken bütün B2B sözleşmeleri elektronik imzalı hale getirdik. Yani bunu nasıl yaptık ama? Dış kullanıcı ekleyebildiğiniz, dış kullanıcıya güvenli bir şekilde gönderebildiğiniz ve ona o imkanı verdiğiniz bir uygulama bu aslında. Yerine gelmeden şu anda belediyeler dahi sözleşme imzalarken herhangi bir kiremit bile alsa kullanıcısına gönderiyor. Çünkü bütün limited ve AŞ'lerde ne var? Zaten e-imza var. Ya mobil imza var ya imza var. Ve sözleşmesini bununla imzalamasını istiyor. Burada birden fazla belgeyi aynı anda, aynı saniyeler içerisinde imzalayabileceği platformlarını yazdık. İş akışı platformları bunlar. Şu anda örneğin Getir'in tüm altyapısı burada. Mesela Getir satın almada bunu kullanıyor. Hepsi burada bunu kullanıyor. Ne yaptı? Burada hem kendisi maliyetlerini düşürdü hem de kendi tedarikçilerini yani pazar yeri, pazar yeri satıcısıyla olan ilişkiyi kısalttık. İşte data dağıtıcılarımız var, ISS'lerimiz. ISS'ler sözleşmelerini imzalarken bir aylık süreci bir saate indirdik. Bu sefer datayı verirken internet datasını o aradaki açıktan dolayı sahte web siteleri üretiliyordu. Bu sahte web sitelerinin de önüne geçtik. Dedik ki o anda çünkü imzalatıp o anda açıyor. Yani inkar edilemezlik unsurunu burada koyuyor ISS, İSS'lerimiz, internet hizmet dağıtıcılarımız. Burada da bunları sağladık. Yani dediğim gibi uçtan uca bir dijital güvenlik firmasıyız ve hep şuna inanıyoruz, faydaya inanıyoruz. Biz bu fayda olan yerlere vermeye çalışıyoruz ürünlerimizi. Eğer inanmıyorsa ürünümüze o müşteriyle çalışmıyoruz. Ve bizi kullanmıyorsa da mümkün olduğunca yani ilk önce kendisi inanacak. O yüzden de bu 10. müşteri deneyimi zirvesinde özellikle Karin Hanımlara, Eylem Hanımlara, Nice Media'ya ben teşekkür ediyorum. Her yıl katılıyoruz biz buna. Ama her yılın sonunda da çok güzel şeyler yaşıyoruz bu anlamda. Onlar da bize inanıyorlar. İşte Açbak imzalama ürünümüz. Burada çok basic bir platform. Basit, karmaşık değil. Bir DocuSign tadında uluslararası. Ya anında siz belgenize sürükle bırakla yükleyebiliyorsunuz, imzalatabiliyorsunuz, Java indirmiyorsunuz, .NET indirmiyorsunuz, işte iOS dağıtıyorsunuz vesaire vesaire. Bu kolaylıkları sağladık arka tarafta. Ve maliyetlerinizi azaltıyorsunuz. Bu anlamda dediğim gibi artık insan çok değerli. Ben Teknolojide Kadın Derneği'nde etik kurulundayım. Bu anlamda özellikle kız çocuklarımıza Hatay'da bir prefabrik açtık. O prefabrikte de ArcSigner prefabriği burası. O prefabrikte de kendi alanımızda yani kriptolojiyle ilgili şeyleri o hocalarımızla uzaktan, kendi çalışanlarımız uzaktan onlara şu anda dersler veriyorlar. Ülke olarak da çok bir zor bir dönemden geçiyoruz şu anda. Yerli üretim çok önemli. Yerli üretimi hepimiz desteklemek zorundayız. Yerli üretimlerle uyumlanmak zorundayız. O yüzden de biz bile kendi hani çözüm ortağımız varsa ya da bir şey satın alıyorsak yerliliğine ve ama iyi olup olmadığına da bakıyoruz. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.